Merhaba Aziz Müzik takipçileri. Telli Turnam türküsünü kanalımız içerisinde paylaşmıştık. Herkes hatırlar. 3 bölüm şeklinde. Birinci bölümde ara geçişleri işlemiştik. 2 tane ara geçişi vardı. İkinci bölümde solfej, üçüncü bölümde ise çalma tekniklerinden bahsetmiştik. Bu videoda telli turnamdan tekrar bahsedeceğiz. Fakat bir farkımız olacak. O bölümlerde biz kısa sap bağlama üzerinde telli turnamın çalma tekniklerinden bahsetmiştik. Şimdi ise uzun sap bağlama üzerinde o ara geçişleri nasıl yapacağız? İlk etapta bunu göreceğiz. Tabii sonraki videolarda da onlarda yaptığımız gibi solfej ekstra olarak çalma tekniği uzun sap bağlama üzerinde göreceğiz. Şimdi uzun sap bağlama kullanmayı biliyorsak, tabii belirli bir seviyede bunu aşmış arkadaşlar varsa, bir senelik bir süreçte kullanmış arkadaşlar varsa uzun sap bağlamayı bu vereceğim egzersize hakim olabilirler. Ama 3 aylık, 5 aylık yeni öğrenen arkadaşlar bu egzersizi denemesin, zararlı çıkarlar. Yani hem parmaklarına yazık olur hem de hayallerine yazık olur. Hayalleri bir anda bitmiş olabilir. Yani bunu denerse en azından bir sene düzenli bir şekilde ritim kulağını oluşturmuş, nota bilgisini, parmak seviyesini oluşturmuş arkadaşlar beni dinleyip takip ederse bu egzersiz de daha iyi olur. Şimdi öncelikle perde yerlerini çok iyi bilmeniz gerekiyor. Yani şu perde nedir dediğim zaman otomatikmen la şu nedir, do işte şu nedir, re şu nedir, fa natural işte şu nedir, la şu nedir, do, re diye tıkır tıkır yerleri bilmeniz gerekiyor. Yoksa ben burada yerleri söyleyeceğim size ama her seferinde yaptıkça yerleri mi hatırlayacağız? Parmağı mı, mızrabı mı, işte süreyi mi derken kafa karışacak. Akordunuz tam olsun. Her zamanki gibi benim akordum do'dur arkadaşlar. Tam bir şekilde her zamanki gibi. Kanalımız içerisinde uzun sap bağlama akordunun yapılışı ile ilgili bir video var. Onu izleyip uzun sap akordunuzu ayarını tam yapabilirsiniz. Bilmeyenler ya da eksik olan arkadaşlar varsa izlesinler. Akordum do, metronomum yanımda tik tak 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 olacak şekilde açacağım. Tabii bunun da kuralını bilmemiz gerekiyor. Yine kanalımız içerisinde metronomun nasıl kullanıldığını gösteren bir video var. Onu da izleyip öğrenebilirsiniz. Şimdi ilk etapta İki geçişimiz var, iki ara navmemiz var telli turnamda, telli turnada. Mi fa sol la mi re do si la, mi fa sol la mi re do si la. Böyle bir hızlı bir geçiş vardı. İlk etapta bunu işleyeceğiz. Sonra la sol la sol la mi re fa mi re do sol sol. La sol la sol la mi re fa mi re do sol la. Yani biraz hızlanacak ama ilk etapta yavaş. İlk önce mi fa sol fa mi re do si. Önce burayı işleyelim. Şimdi mi derken biz şöyle bir kural var arkadaşlar. Alt ellere inersek, yani mi fa sol fa mi re do si dersek bu bizi zorlayacak. Yani nerede neyi zamanında alacağız karıştırırız. O yüzden de bunu genellikle orta ve üst teli kullanarak başka bir pozisyondan almayı tercih edeceğiz. Yani böyle de olabilir ama biz şunu yapacağız. Şimdi birinci parmağımızda ilk önce orta tel üçüncü perdeye geleceğiz. Burası mi'dir arkadaşlar. Ardından yanındaki parmak, yanındaki perdeyi yanındaki parmakla fa, natural. Mi, fa. Sonra da parmağı açacağız şöyle, serçe parmağı yedinci perdeye. Altta kullandığımızda aynı. Mi, fa, sol. Mi, fa, sol. Şurası 10. perde mi'ydi. Şura 11 fa, 14 sol'dü. Burası da şimdi 3. perde mi, 4 fa natural, 7 de sol olacak. Mi, fa, sol, fa, mi. Mi, fa, sol, fa, mi. Burada önemli kural parmakların yelpaze gibi açıp baskısının tam olmasıdır. Mızrak üst alt geliyor zaten. Bakın. Mi, fa, sol dediğimizde perdenin dibini bulmamız gerekiyor. Biraz zorlayacak ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Çalışmak lazım. Mi, fa, sol, fa, mi. Mi, fa, sol, fa, mi. Orta teldeyiz. 3, 4, 7, 4, 3. Bunlar perde sayıları. 1, 2, 4, 2, 1. Mi, fa, sol, fa, mi, re. Re, orta tel, boş,
sesimizdir uzun sap bağlamada. Mi, fa, sol, fa, mi, re. Şimdi do, si, la diye alt tene, diye alt tene inmeyeceğim. Daha işimi kolaylaştıracağım. Mi, fa, sol, fa, mi, re. Üst tel 7. perde do. 4. perde si bemol. 3. perde de la olacak. Bakın 7 do. 4 si bemol. 3 la. Do, si, la. Mi, fa, sol, fa, mi, re, do, si, la. Orta ve üst telleri kullanarak bunu almış oluyoruz. Bakın tek tek yavaş yavaş geliyorum. Mi, fa, sol, fa, mi, re, do, si, la. Baş parmağın bulunduğu yer değişmiyor. Bu şekilde duruyor. Tek fark parmakların burada yelpaze gibi açılmasıdır. Bakın arkadaşlar. Parmaklar ne şekli alıyor? Bakın bağlamayı tuttuğumda mi'den sole olan kısım ve bakın bağlamayı tutulması gereken el şekli. Tabii bu şeklin oluşması biraz süreç alır. Egzersiz ister. Onu da çalışarak atlatacağız. Mi, fa, sol, fa, mi, re, do, si, la. La yok normalde. La ölçü başında var ama siz motiveye konsantre olabilmek için la'yı da sona koyun. Mi, fa, sol, fa, mi, re, do, si, la. Evet, parmaklar açılıyor ve baskılar tam. Patır patır dökülmeyin. Yani bu değil. Mi, fa, sol, fa, mi, re, do, si, la. Dökülmeden geleceğiz. Böyle gelecek. Tabi bu belirli bir süreçten sonra olacak. Bir senelik öğrencinin bunu bu hızla çalabilmesi için en az 2 aya ihtiyacı olabilir arkadaşlar. Düzenli bir şekilde her gün çalışırsa. Şimdi mi, fa, sol, fa, mi, re, do, si, la. Her devirleri orta telden başlıyor. Mi, 3, fa, 4, sol, 7. Sonra geri dönüyor. Fa, mi, re, orta tel boş. Üst tele çıkıyorsun. Do, 7. Si bemol, 4. La, 3. Mi, fa, sol, fa, mi, re, do, si, la. Yani şunu gel alacağız. Mi, fa, sol, fa, mi, re, do, si, la olacak. Mi, fa, sol, fa, mi, re, do, si, la. Şimdi arkadaşlar. Tabi saz bölümleri vesaire buralar girecek. Buraları işleyeceğiz zaten. Nasıl olduğunu göreceksiniz. Şimdi ikinci araya geliyoruz. İkinci ara la sol la si do re mi re re fa mi re do si la sol la. Biraz uzun ikinci ara. Şimdi üstten üçüncü perdeden şöyle birinci parmağımla başlıyorum. Üstten üçüncü perde. La diyorum. Sonra parmağımı kaldırıp üst tele boş vuruyorum. Çünkü boş tel soldur en üst tel. La, sol, la, si, do. La, sol, la, si bemol. İlgili ses, yani ilgilisi hep si bemol, ardından do. La, sol, la, si, do. La, sol, la, si, do. Devam ediyor. La, sol, la, si, do, re. Orta tel boş ses. Re'dir uzun sapta. La, sol, la, si, do, re. Parmakları aç, baskını yap, patır patır dökülme. La, sol, la, si, do, re, mi, re. Tekrar re, re. Orta tel boş. Sonra fa, mi, re. Re, fa, mi, re. Yani la, sol, la, si, do, re. Sol boş. La, sol, la, si bemol, do, re, orta boş, mi, re, re, fa, mi, re. Dedik. Do, si, la, sol. Üst 7. perde do, idi. Si bemol, 4. 3. perde la, sol, la. Üst boşta sol. Yani
gelmesi gerekecek. İlerleyen zamanlarda patır patır dökülmeyeceğiz. Açacağız parmakları. Ağır ağır ben yine çalayım, öyle bitirelim. La sol la si do re mi re re fa mi re do si la sol la. La sol la si do re mi re re fa mi re do si la sol la. Olay budur. Telli turnamın çalma tekniklerinden ve solfej bona kısmından bahsedeceğiz arkadaşlar. Yalnız sizden istediğim bu iki ara geçişi, uzun sap bağlama çalma tekniğini bilen, yani yerlerini, perdelerini iyi bir şekilde bilen arkadaşların tekrar etmesi olacak. Parmaklarınızı güçlü bir şekilde basın. Dediğim gibi patır patır dökülmeyin, pataküte gitmeyin, zıplayarak gitmeyin. Doğru mızraplarla, doğru parmaklarla, doğru perdelerle gidin. Devamı gelecek. Bu parçayı uzun sapta icra etmek biraz zor olacak sizin için. Ama her zorluğu da aşacaksınız diğerlerinde olduğu gibi. Arkadaşlar bizleri takipte kalın. Videolarımızın devamı gelecek. Hepinize çok çok teşekkür ederiz.